Değerli izleyenler, kaynak olarak sorunun zoru sayfasından almış. Üçgende açı sorusunu yorumlamaya çalışacağım. ABC üçgeninde mevcut kesenler ve uzunluklardan yararlanarak bilinmeyen B açısını bulmaya çalışacağız. Peki, görselde mavi ile gösterilmiş Eda üçgeninin işte eşkenar üçgen olduğu biliniyor. Burada normal şartlarda eşkenar üçgende açı dağılımından soruya başlarsak şuradaki açı dağılımı 60-60 gelecektir. Bunları görebiliyoruz. Peki köşesi E olan üçgenlerde açı dağılımına girdiğimizde şurada bir 90 verilmiş. Şurada 60 yazdık. Demek ki şu açı artık 30 derece gelecektir. Peki bilmediğimiz açıları kırmızı ile göstermiş açılar alfa ile sembolize edersek artık diğer açıları alfaya bağlı yazmaya çalışalım. ADC üçgeninde iki iç açının toplamı 60'ı verdiğinden dolayı demek ki şu açı artık 60 eksi alfa olacaktır. Aynı mantık ve düşünceyle ECB üçgeninde şu bilmediğimiz C açısıyla alfanın toplamı 60'ı verdiğinden dolayı burası da artık 60 eksi alfa olacaktır. Peki o halde bu ACB açısının açıortayı CE olmuş oluyor. Peki şimdi de eşkenar üçgenden şöyle yararlanabiliriz. Eşkenar üçgende A köşesinden simetri eksenini, yüksekliği, kenarortayı çizerek BC'yi kesecek şekilde uzattım. Şuraya 90 derece koymamız halinde artık şuraya da isim verelim K diyelim. AKC üçgeninde ki AKC üçgeni ikizkenar üçgendir. Bu ikizkenar üçgende CE'nin simetri ekseni olduğu bilindiğinden dolayı o halde biz E'yi K'ya birleştirerek burada ikizkenar üçgen kurabiliriz. Demek ki buraya da biz eşit sembolünü koyabiliriz. Hatta renk olarak da onu mavi ile göstermemiz daha uygun olacaktır. E'nin K'ya birleştirilmesiyle EK doğru parçası da mavi ile sembolize edilecektir. Peki biz burada ADE üçgeninde yükseklik çizmiştik, açıortay çizmiştik. Şuralardaki açı dağılımı 30-30 gelmiştir. Demek ki şuraya da düşen açı miktarı 30 gelecektir. 2-30'un toplamından şuraya düşen açı miktarı artık 60 olmuştur. Peki buradaki açı dağılımından artık 60'ı 90'a 30 tamamlar. Burası da 30 derece gelmiştir. Peki buradan yazabileceğimiz mevcut açıları da artık şöyle yazabiliriz. DEK açısı 60 olduğundan dolayı ve DE ile de EK eşit olduğundan dolayı biz bir kez daha mavi ile şunu yapabiliriz. D'yi K'ya birleştirirsek burada tekrar biz bir eşkenar üçgen daha kurmuş oluruz. Burada eş sembolünü koyuyorum. Buradaki kurduğumuz EDK eşkenar üçgeninde açı dağılımına devam etmemiz halinde şurası artık yine 60 olmuştur. DEK üçgeninde çizdiğimiz EF doğru parçası artık açıortaydır, yüksekliktir, kenarortaydır. Şurası da yine 30 derece olmuştur. Peki artık buradan şunu görebiliriz biz. Burada oluşan CAD üçgeni ile CAD üçgeni ile CDK üçgenleri eş üçgenlerdir. Bunun eşliğini nereden söylüyoruz? Ona bakalım şimdi. Şurada 60 eksi alfa var. Şurada 60 var. Şurada 60'ın bütünleri 120 derece gelmiştir. Burası 120 derece. Aynı mantıkla şurada da 60'ın bütünleri 120 derece gelmiştir. İçine yıldız koyduğum şu üçgenler bunlar eştirler. Bu eşliğin sebebi kenar açı kenar eşittir. Demek ki biz şuraya artık rahatlıkla alfayı koyabiliriz. Burası da alfa derece olmuştur. Peki buradan daha neler görebiliriz? CD ile CF'nin eşitliğinden yararlanabilmek için bu kez de D'yi F'ye birleştirelim. D'yi F'ye birleştirmemiz halinde şunu rahatlıkla görebiliriz. Bu kez DEK üçgeninde işte CF simetri ekseni olduğundan dolayı şuralara eşit sembolünü koyabiliriz. Yani burada gördüğümüz DFK'nın da bir ikizkenar üçgen olduğu. Demek ki şuraya düşen açı miktarı artık alfa olacaktır. Bu DFK üçgeninde biz işte
İki iç açının toplamı şuraya F'ye yazabiliriz. Demek ki burası artık 2 alfa yazılabilir. Aynı mantık ve düşünceyle şurası da artık ikizkenar üçgenden gelen açı dalından burası da 2 alfa gelecektir. Artık burada CDK açısını biz şuraya yazmaya çalışıyorum. CDK açısını biz normal şartlarda 120 derece biliyoruz. Ancak bu 120 alfalar dizisinden yazıldığında 3 alfaya karşılık gelir. Buradan alfanın değerini 40 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Gençler özellikle sizin çözebileceğiniz, çizebileceğiniz bir soruydu. Zor değildi. Umarım anlaşılmıştır.